Kafada 7 gün devam ediyor. Nasıl? Evet efendim, Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Konuklar böyle arkada sohbete daldı. Seni alayım buradan böyle gel. Böyle alayım yerine doğru. Konukların sayısı artınca böyle oldu. Efendim şimdi gençler eminim zaten uyumamışlardır. Daha saat erken bizim genç arkadaşlarımızdan iki güzel parça var. Onu alalım. Ondan sonra da özellikle ekonomide ilginç konular gündeme gelecek. Bir soru işareti vardı. Onu Yaşar Erdinç hocam açıklayacak. Evet gençler, bekliyoruz sizi hızlıca buraya. Şimdi mikrofonu al. İki parça var değil mi? İki parça arka arkaya gelecek. Evet. İki parça arka arkaya geliyor. İkiniz söylüyorsunuz ve dans mı ediyorsunuz? Bir şirketimizin tanıtım parçası var. Ondan sonra da kendi parçası. Öyle tanıtım reklama girme sen de. Şimdi oho. Onu dinleyiciler karar verecek zaten. Evet. Peki o zaman sizle devam edelim. Tamam. Hemen iki parçayı arka arkaya alıp ondan sonra da tekrar ben aranızda olacağım. Tabii. Peki. David Caranzo. Caranzo. David Caranzo. Caranzo. David Caranzo. Yaz geldi yine David Caranzo. Her yerde şenlik, her yerde kalite. Plajda, denizde, her yerde bunlar. En küçüğünden en büyük boyuna. Annesi kızma, çocuğum ağlama. Her deseninden, her bir rengine. Giyin üstüne her zaman fiyaka. Belki de gelir ekonomik fiyata. Bak önümde binlerce hem de. Ucuzda kalite David Caranzo. Yazda ihtiyaç, kaliteye dikkat. Yorumlara sabit, taksit taksit. Sonuçlar ulaşır yardıma destek. Tutulur gözler seferde iki kere. Annesi çocuğa alıversene. Yaşları silsin David Caranzo. Ucuzda indirim, markayı sorsan duysun herkes. Kaliteye bir bak, binlerce topluma giydir hadi sen. Ucuzda indirim, markayı sorsan duysun herkes. David Caranzo. Kaliteye bir bak, binlerce topluma giydir hadi sen. Ses. Ses. Şimdi bizi dikkatle dinleyin. Hayallerde gerçek olsa ben miyim? Hain olan bir cisimle karşı karşıya kaldı kalbim. Yoktur vebali saygıdan, kusur kalmaz yüreğim. Görmez seni gözlerim, yazar delirim gitmeye. Haykırışların denize dalan, martılardan harbici. Olsun bir pirim, olsun bir dileğim, olsun bir sevgilim. Ölsün bu benliğim. Sensizlikte kim doğdu? Düşmanı bulaştı yarab. Ömrü harcadım gözlerinde. Dol biliyorum, yok bir çare. Durmaz atalarım geride kalmadan. Yanlış atalarım geride kaldı. Ölüm kalır giderim. Düşmez oldu sevgiler bedenden benliğin. Düşmana kalan her şey, her şey saatler dursun. Sen hep yanımda olsan. Durma gitme. Yoruldum durma artık. Korkuyorum özlemekten. Korkuyorum anla. Ve saçma halin kanımda var. Ağlamaktı gözlerim. Duyguların bilinmesinden. Ve son kez katlanamam. Bugün burada dilim olur musun? Yarınlara bakar mısın sevdiğim? Benimlesin gözlerinden bakıyordum. Bugün burada dilim olur musun? Yarınlara bakar mısın sevdiğim? Benimlesin gözlerinden bakıyordum. Hatıralar silinirdi avuçlarımın derinliklerinde. Acı dolu geçen saatler, hani nerede senin için? Vazgeçer mi sandın sevgimi tükettim? Ümitlerim nerede, ümitlerim nerede? Sana gerçekleri ben söyledim, yalan dolandı hepsi. Yaşadıklarımın kefiliyim, zorba da olsa yedik artık. Sevgi darbesini bir köşede sakla, bana gelen sinirleri vur kölesine böylesine. Yaşanır mı acı dolu hatıralar? Atlatamazsın o küçük ellerimi, kanadı bütün damarlarım. Tutamadım mahşer gelip giderdim Azrail benimle. Her gece adamla paylaşırdım. Sayfalarım tükeniyor, saatler geçer. Ben her zaman seni düşünüyorum aşkım. Acıyorum kendime, dilimi çekerek özlüyorum. Eskilerden silinen izleri şimdi beni dinle. Acımazsın bunu da bilirim. Ardına bakmadan çekip de gidersin. Dengesiz fikirler, vukuatlar işledim. Bugün
Bugün burada dilim olur musun? Yarınlara bakar mısın sevdiğim? Benimlesin gözlerinde bakıyordum. Bugün burada dilim olur musun? Yarınlara bakar mısın sevdiğim? Benimlesin gözlerinden bakıyordum. Bugün burada dilim olur musun? Yarınlara bakar mısın sevdiğim? Teşekkürler, sağ olun, ağzına sağlık. Ama bence gençlere dans daha çok yakışıyor. Şarkıya daha çok çalışmaları lazım. O yüzden bundan sonra ağırlıklı olarak onlardan hep dans alacağız diye öyle bir tek kişilik jüri kararı vermiş bulunuyorum. Evet, sizin söylediğiniz bir sistem vardı. Bu sistemin adı neydi? Önce bir daha alalım. Şenol Bey de bilmiyordu. Evet, kuru sabitleme. Kuru sabitleme iş. Kuru sabitleme işi. Evet, şöyle düşünelim. Hangi kurumla yapılıyor bu? Şimdi Vadeli İşlemler Borsası. Vadeli İşlemler Borsası. Evet, İzmir'de merkezi. Vadeli İşlemler Borsası kuruldu. Şu an dolarda, euroda ve diğer faizde yapılıyor. Şöyle, bunu bir isterseniz şey gibi yapalım. Buyurun, devam edin siz. Ben mikrofonu vereyim Şenol Bey. Fatih Bey. Buyurun. Bir örnek üzerinden gidelim şimdi. Size sizden ürün siparişi alıyorsunuz değil mi? Evet. Ve fiyat soruyorlar değil mi? Tabii ki fiyat. Önce pazarlık yapıyoruz. Önce pazarlık yapıyorsunuz. Peki bugün kur, Almanya'ya yapıyorsunuz ihracatınızı büyük bir. Bugün kur 2.14. Evet. Dediler ki size, ben şu kadar bir mal alacağım. Mesela bir tane ürününüzü söyleyin. Bir ürün. Örneğin 7 euroluk bir ürün diyelim. 7 euroluk bir ürünü sizden istiyorlar. Diyelim ki 1000 tane. 1000 tane istiyorlar ondan. 7000 euro. 7000 euro. Siz bu euroyu 7000 euro ama sonuçta sizin de maliyetleriniz var. Tabii ki. TL maliyetleriniz var. Yüzde kaçı TL, yüzde kaçı dolar veya? Şimdi işçilik maliyetleri TL. İşçilik maliyetlerimiz TL. Kiramız dolar. Evet. Kumaşımızın bir kısmı dolar, bir kısmı TL olarak. Ama genelde yani %80'i TL diyelim. %80'i TL. Evet. Şimdi bu, siz bu 7000 euroya fiyat verirken bugün siz acaba kuru kaç olarak fiyat verirdiniz? Yani bugün sipariş alacak ama öteki adamdan da aynı siparişi alıyor. Bir başka sizin rakibinizden de sipariş alıyor. Tabii ki rakiplerimiz var. Tabii ki. Üründe. Dolayısıyla biz rakipleriz. Şimdi yani kalite konusunda bizim ürünümüz daha kalitelidir. Tamam, o kalite farkını yansıtacaksınız. Fiyatınıza yansıyordur ama o kalite farkı. Öyle mutlaka. Değil mi? Tabii mutlaka. Yansıyor. Beyhan Hanım ve Sima Hanım, biz rakipleriz. Üçümüz de Almanya'dan siz istediğiniz malı fiyat vereceğiz. Evet. Siz 2.14 iken kur bugün kaç hesap ederek euro fiyatı verirsiniz? Şimdi ben bu sezon 2 lira kendi beynimde sabitlediğim 2 lira üzerinden. Evet, yani kur 2 liraya düşerse eğer karımı kaybetmeyeyim diyorsunuz. Evet. Ama neyi kaybediyorsunuz? 2 liradan verdiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki size maliyeti 14 lira. Evet. 14 lira. Dolayısıyla 14 liralık mala siz 7 euro diyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. 7 euro diyorsunuz. 14 liralık mala 7 euro diyorsunuz. Halbuki siz 6,5 euro deseniz belki de diğer siparişin önüne geçeceksiniz. Diğer bir rakibin önüne geçeceksiniz. Evet. Hem daha kaliteli hem de ondan daha ucuz vereceksiniz. Mutlaka. Ben de size diyorum ki ne zaman alacaksınız şeyi, Almanya'dan parayı? Ne zaman mesela şu an siparişe evet deseniz, onlar da fiyatı kabul etse kaç ay sonra geliyor para? Şimdi ürünün adetine bağlı. Tamam. Şimdi bizim de yapabileceğimiz süre, bazı ürünler işte adette göre 2 ayda teslim edeceğimiz ürün oluyor. 1 ayda, 20 günde. Mesela şu çocukların üzerindeki tişörtü istediler. Evet. Ve o tişörtten 10 bin tane istediler. Evet. Ve siz de göndereceksiniz. İşte, örneğin 20 gün sonra paramızı alacağız veya 1 ay sonra paramızı bir alacağız. 1 ay sonra paranızı alacaksınız. Evet. Ben diyeceğim ki şu an 2 Euro'yu 2'den alıyorsunuz ya. Evet. 2 liradan hesaplıyorsunuz. Hı-hı. Çünkü euro düşerse zarar etmek istemiyorsunuz. Tabii ki. Ama diğer rakiplere karşı şey kaybediyorsunuz. Daha düşük fiyat verene işi verecekler. Öyle değil mi? Ticari anlamda baktığınızda öyle ama ben kendi ticaretimde o fiyat farkını rakiplerime tanımadığım için benim için o çok önemli bir şey değil. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Siz yüzde atıyorum 25 karla çalıştığınızı düşünüyorum. Evet. Bu karı garanti ettirecek bir fiyat vereceğim. Evet. Ben diyorum ki size 2.14 iken bugün kur. Gelin siz kuru 1 euro 2 lira almak yerine gelin 2.16 alın. 2.16'yı sabitleyin.
Ne kadar kar etmek istiyorsanız ona göre hesap yapın. Evet. 2.16'yı ben size garanti ediyorum. 2.16'dan gelen euroyu bozduracaksınız. Bunu garanti ediyorum. Desem. Bu işinizin...